Efendim saatlerimiz 13.32 oldu ve her perşembe olduğu gibi Dijital Hayat TV Genel Koordinatörü Bilal Eren telefon konuğumuz. Merhaba Bilal Bey, hoş geldiniz. Merhaba Murat Bey. Neler getirdiniz bize bugün, neler hazırladınız? Öncelikle bütün Kent Radyo dinleyicilere sizlere iyi günler diliyorum. Hayırlı olsun tekrar radyonun. Teşekkür ederiz. Başarılı yayın hayatları diliyorum. Sağ olun. Hareketli tabii her zamanki gibi. Önemli başlıkları derledik. Hem güncel hem de işimize yarayacak bazı bilgiler. Örneğin Google'da şu an tartışma olan bir şey var, hepimizi ilgilendiren. Bu dijital miras konusu. Biz öldükten sonra bizim hesaplarımız, işte e-mail adresimiz, Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecralarındaki hesaplarımız, kredi kartı bilgilerimiz gibi böyle dijital ortamlarda olan hesaplarımız, bilgilerimiz ne olacak? Evet. Bununla alakalı öncülüğü Google yaptı ve bir uygulama başlatıyor. Bu konuda Avrupa Birliği'nde de büyük tartışmalar var, hukukçular tartışıyor. Uygulamaya göre, özelliğe göre siz ölmeden önce mirasınızı bırakabileceksiniz ve 3-6-9 ay gibi veya bir senelik seçeneklerle işte ben öldükten sonra 6 ay sonra şu kişi SMS at veya e-mail at, benim bilgilerimi ona ver diyerek dijital mirasınızı ona verebileceksiniz. İşte o kişinin telefon numarasını, e-mail yazıp sizin verdiğiniz yetkili kişi, tabii Google bunu teyit edecek ve başkasının eline geçmesin diye ve sizin bütün hesaplarınız, e-mailinizde önemli dosyalar olabilir, sosyal medya hesaplarınızda yürüttüğünüz bir önemli bir kampanya olabilir, bir topluluk hesabı yönetiyorsunuz, bir dernek bakıp o hesapların tüm şifreleri o gönderdiğiniz, ilettiğiniz kişiye geçecek. Böyle bir hizmeti başlatmak üzere. Ama bu konuda büyük tartışmalar var. Türkçesi olmayacak şu an. Sadece Avrupa'da çalışacak ama yakın zamanda Türkiye'de de yayın hayatına girecektir. Önemli bir konu bu. Çünkü biz öldükten sonra bu hesapların ne olacağı, giderek bir, çok önemli bilgilerimizi, kimliğimizi, kişiliğimizi buraya koyuyoruz. Birçok mecraya. Bunlarla alakalı tartışmalar devam ediyor. Bu haberi vermiş olalım. Yine akıllı telefon kullanıcıları için artık herhalde reklam olmayacaktır. Apple kullanıcıları için bir gelişme var. Biliyorsunuz bu akıllı telefonlarda Siri diye bir özellik var. Komut veriyorsunuz ve işte şu kişiyi ara, şu adresi bul, şu kişiye e-mail at gibi. Sadece sesli komut vererek tuşlara basmadan işlemlerinizi yapabilirsiniz. Siri'de bir servisi var, hizmeti var. Bu daha önce 8-9 bin vardı, Türkçe yoktu. Fakat iOS 8.3 dediğimiz yeni sürümüyle beraber Türkçe versiyonu da geldi. Ve bu akıllı asistana Türkçe komutlar vererek telefon tuşlarına bakmadan birçok özelliği kullanabileceğiz. Evet. Güzel bir gelişme. Bu hafta Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı bazı veriler açıkladı ülkemiz için. Çarpıcı veriler var. Örneğin sabit telefon abone sayısı geçen yıla göre %7 azaldı. 13,5 milyona 12,5 milyona düştü. Bu da demek ki artık sabit telefonlar çok tercih edilmiyor. Mobilite giderek artıyor. Mobil abone sayısı 72 milyona ulaştı. Bunun 58,3 milyonu 3G abonesi. Müthiş bir rakam. Neredeyse herkesin, işte 75 milyonluk bir nüfusu, hemen herkesin telefonu var gibi düşünebiliriz. Geniş internet bant dediğimiz internet abone sayısı ise 2,3 milyona ulaştı. Yani nüfusun %50'si internete ulaşabiliyor. Kabaca böyle söyleyebiliriz. 2008'de bu rakam 6 milyondu. Yani aradaki farkı çok net görebiliyoruz. 6 sene gibi, 6,5 sene gibi bir zaman diliminde 6 milyondan 41,3'e çıkmış. İşte neredeyse 7 kat bir artış var. Son bilgide 80 milyon numara taşıma yapılmış. Yani numaralarımızı bir operatörden bir operatöre taşıma, 80 milyon numara taşınmış. Bu da ilginç bir bilgi. Küba ile alakalı bir haber var. Dünyadan da haberler verdiğimiz için. Küba'da ilk defa bir kamuda diyelim, başkent Havana'da kamuya açık bir yerde Wi-Fi hizmeti ücretsiz verildi. Küba'da bütün internet ücretsizdi bugüne kadar. İlk defa ücretsiz havalimanında bir internet hizmeti verilmiş. Büyük haber oldu bu tabii. Şimdi ülkemizde her yerde internet var, kafelerde, meydanlarda bile. Bu da ilginç bir şey, haber. Evet. Facebook'un bir projesi var. 100 ülkeye bedava internet dağıtma projesi. Burada şunu şey yapıyor, hedefliyor Facebook. Sadece bir sosyal medya mecrası olmaktan ziyade başka hedefleri de olduğu gösteriyor bu firmanın. Örneğin şu ana kadar Zimbabwe, Tanzanya, Hindistan, Kenya ve Gana ile anlaşmış. Bir de Kolomba. 6 ülkede 7 milyona fazla insanın hizmetine sunduğu bir hizmet. Şöyle,
diyelim 155'i aradığımız zaman kontrolümüzden, mobil hattımızdan rakam düşmüyor. Bu acil bir hat olduğu için veya 112. Amerika'nın 911 gibi acil hat. Böyle bir hizmet gibi düşünün. Mobil internet paketinizden Facebook'a girdiğiniz zaman internet paketinizden düşmeyecek. Yani evet. Bedava internetten kastı bu. Benim mecramda dolaşmak ücretsiz olacak. Devletlerle anlaşıyor. Onlar da ülkedeki operatörlerle anlaşıyor. Ve siz hangi operatörden mobil paket alırsanız, yani satın almış olursanız onun, abonesi olursanız onun, Facebook ücretsiz olacak. Çok güzel. Böyle bir hedefi var ve şu ana kadar 7 ülkeyle, 6 ülkeyle başlatmış ücreti 100 ülkeye bedava internet. Bedava internetten kastı işte Facebook'a giriş diyelim. Evet. Ücretsiz olacak. Evet. Projeksiyonlarını görmek açısından önemli bir duyuru diyelim özellikle. Geçen hafta Twitter 9. yaşını kutladı. 9 senedir Twitter hayatımızda. Şu an aylık aktif kullanıcı sayısı dünyada 280 milyon olan bu mecra 9. yaşını kutladı. Ama sanki yıllardır hayatımızda gibi, yani özellikle bunu yoğun olarak kullananlar, Twitter'sız yapamayanlar, bütün haber, ulaşım, iletişimi bu mecradan yürütenler için ne kadar önemli bir mecra oldu. 9 yaşını kutladı bu hafta. Böyle bir haberimiz var. Yine Türkiye'de bir haber. Boğaziçi Üniversitesi'nin bir araştırması. 580 kişi içinde bu araştırmayı yaptı. 13-19 yaş aralığında Facebook kullanan bu 13-19 yaş aralığının güvenliğine hiç dikkat etmediği sonucu ortaya çıkmış. %88'i fotoğraflarını hiçbir filtreleme yapmadan buraya koyuyor tüm özel fotoğraflarını ve herkesle paylaşıyor. Biliyorsunuz Facebook'un bir sürü güvenlik özelliği var. Arkadaşlarım görsün veya işte şu kişiler görsün. Onların ayarlarına dokunmadan tüm fotoğraflarını, özel bilgilerini, telefon numarası dahil %88'i paylaştığı ortaya çıktı. Burada ciddi bir kamuya, belki derneklere, vakıflara, bu konudaki STK'lara göre düşüyor. Bu yaş aralığını, özellikle Z kuşağı dediğimiz bu kuşağı güvenlik konusunda veya ileride oluşabilecek sıkıntılar konusunda uyarması, işte bilgilendirici çalışmalar yapması gerektiğini söyleyebiliriz. Böyle bir tablo var. Evet. Son olarak şunu söyleyeyim. Yarın TRT Radyo Dijital Hayat programında saat 3'te güzel bir konuyu konuşacağız. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Dairesi Başkanlığından bir yetkili arkadaşımız gelecek ve siber suçları konuşacak. Bizi duyanları değil, herkese bu programı canlı yayın internetten de dinlenebiliyor. Davet ediyoruz. Kredi kartıyla alakalı bilgiler verecek. Kredi çok kartı önemli. Siber suçlar. Bu e-mailler geliyor bize. O e-mailler hangilerine tıklamalıyız? Phishing e-mail, balık oltası e-maili diyorlar. Onlara güvenli ticaret sitelerine nasıl alışveriş yapılır? Bu konudaki rakamları vererek hani sokaktan örnekler verecek ve bu konuda bilgilendirici bir program yapacak. Saat 3'te bütün Ket Radyo dinleyicilerini bekliyoruz. Bir daha söyleyelim. Saat 15'te hangi radyoda? TRT Radyo 1'de. TRT Radyo 1'de. Evet, canlı yayında. Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü'nden çok yetkili bir arkadaş gelecek. Bir polis memuru, bu konularda uzman. Ve bize şeyler verecek. Hani İstanbul'da, Türkiye'de yaşadığımız olaylardan bilgiler vererek neler yapmamız gerektiğini anlatacak. Etkili bir program olacağını düşünüyorum. Herkesi davet ediyoruz. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyoruz. İyi.